Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Kasımpaşa için de aynısını söyledik zaten değil mi? Evet evet zaten Kasımpaşa için söylediğin kısmı söylüyorum. Ha, tamam süper. Yani çünkü o maç bu maçı direkt etkiliyor. Şu an Kasımpaşa'nın az önce puan durumunu ekrana getirdik. Yani mutlaka puan alması gerekiyor. Maç kazanması gerekiyor hatta. Ama işte Fenerbahçe'nin de mutlaka puan alması gerekiyor. İki takım için de geçerli bu. İki tarafın, iki taraftan hangisinin daha fazla amacına dair isteğinin olduğu oyunu belirleyecektir diye düşünüyorum bu anlamda. Çünkü iki taraftan hangi ekibin amacına dair isteğinin ve oyun arzusunun doğru matematikle beraber yüksek olduğu seviyesi maçın sonucunu etkileyecektir. Çünkü bu sadece artık hani taktik teknik işi değil, daha çok isteme işi de. E şimdi motivasyonu yakalayan taraf tabii iki takımla şöyle bir değerlendirecek olursam Fenerbahçe ve Kasımpaşa bir Ve oyunda bir gelişme olduğunu zaten Emre Belazol da söylüyor. Mesela Başakşehir yendi ya Kasımpaşa'yı. Fenerbahçe Başakşehir yendi. Onu telafi etti Başakşehir Kasımpaşa maçında. Şimdi Kasımpaşa'nın evi ekstra motivasyonla sahada olacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin gelişi ve Emre Hoca'nın nasıl Haftalarca burada Sergin Hoca'nın açıklamalarını, doğru zamanlamalarını övdük. Emre Belizoğlu da sohbet toplantıları yapıyor. Oyuna dair net ifadeler kullanıyor. Hatta e, işte bu ekrana getirdik e, o başlıkları. Oradaki söylevleri de herhalde e, oyuna dair bir şey anlatıyor Fenerbahçe Rece'yle. Fenerbahçe'de çifte bomba. Fatih Terim de istemişti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe... Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son yıllarda transferde sürekli ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe çok flaş bir hamle yaptı. Takvimin haberine göre Sarı Lacivertler ismi uzun süredir ezeli rakibiyle anılan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Büyük bir transfer savaşının da sinyali böylece verildi. Yerli bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcu Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor ve Beşiktaş'ta istiyor. Kanarya ayrıca İtalyan ekibi Sassuolo da mutsuz olan Kaan Ayhan'la da temasa geçti. Sarı milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi. Bu iki hamle sonrası Galatasaray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. Fatih Terim'in hem Kaan hem de Kenan'la görüştü ancak iki yıldızın kesin bir karar vermediği ve Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Ekibi'ne yeni bir isim dahil oldu. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göstermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertler'de teknik sorumlu Emre Belezoğlu'nun ekibine yeni bir isim dahil oldu. 59 yaşındaki tecrübeli antrenör Şenol Çorlu sezon sonuna kadar Emre Belezoğlu'nun ekibine dahil oldu. Şenol Çorlu Fenerbahçe'de daha önce de U21 takımını çalıştırmıştı. Ayrıca Fenerbahçe Emre Belezoğlu'nun pro lisansının bulunmamasını Şenol Çorlu ile çözecek. Şenol Çorlu'nun pro lisansı bulunuyor. Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi müjde. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takım direktörü Emre Belezoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı lacivertler pas çalışmalarının ardından çift kale maçı oynadı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Mesut Özil ise idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken ikinci bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın doğum günü de kutlandı. Tebrikleri kabul eden Michael Kraft bu jestten dolayı teknik ekibe ve oyunculara teşekkür etti. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu. SporToto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Pazar akşamı saat 20.30'da başlayacak mücadelenin hakemi de belli oldu. Zorlu mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi de belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sezon sonunda bir başkanlık seçimi de yaşanacak. 3 yıllık görev süresi sona eren Başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı ise henüz belli değil. Sarılay olağan seçimli genel kurul tarihi de belli oldu. Kanarya 5-6 Haziran tarihlerinde seçime gidecek. Emre Belezoğlu'ndan Fenerbahçe'de müthiş başlangıç. Teknik direktörlük kariyerinin ilk günlerini Fenerbahçe ile geçiren Emre Belezoğlu beklentilerin ötesinde bir başlangıç yaptı. 25 part tarihinde Sarılay Cihart takımın başında görev almaya başlayan Belezoğlu 4 başta 10 puan topladı ve sadece 2 puan yitirdi. Henüz yenilgiyle tanışmayan 41 yaşındaki çalıştırıcı Rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın arka arkaya yaşadığı kayıplarla zirve yarışında takım ile beraber yeniden güçlü bir konuma çıktı. Emre Belezoğlu'nun Sarı takımda göreve başladığı günden bu yana Beşiktaş 5 lig maçında 1 yenilgi ve 2 beraberlikle 7 puan bıraktı. Galatasaray'da 4 lig mücadelesinde 2 yenilgi 1 beraberlikle 8 puan kaybetti. Bu süreçte ise Fenerbahçe 4 maçta önündeki 12 puan onunla alınca Beşiktaş'ta puan farkını 3'e indirdi. Galatasaray ile puan farkını 3'e yükseltti. Özellikle geçtiğimiz haftayı bay geçerek maç yapmayan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray'ın beraberlikleri karşısında sahaya çıkmamasına rağmen puan durumunda sorun yaşamadı. Fenerbahçeli ile Zalai'yi gözlerine kestirdiler. Ara transfer döneminde Limassol'dan Atilla Zalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Macar futbolcunun gösterdiği başarılı performansla adeta turneyi gözünden vurdu. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken ve bu performansını Macaristan milli takımında da gösteren Atilla Zalai için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe yönetimi Macar futbolcunun olası satışı için Euro 2020'yi bekleyecek. Newcastle United, West Ham United ve Aston Villa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanan bir diğer kulüp de Sevilla oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monti'nin yakından takip ettiği Atilla Zalai için Fenerbahçe ile sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor. Yuskonde gibi 60 milyon euro'luk bir potansiyel yaratmak isteyen Sevilla sportif direktörü Monchi, potansiyel adaylar arasına Atilla Zalai'yi de aldı ve Macar futbolcunun transferi için Sevilla yönetimine raporunu sundu. Macaristan'ın Euro 2020'de Portekiz, Almanya ve Fransa ile aynı grupta olmasını avantajı çevirmek isteyen Fenerbahçe, şu ana kadar Zalai için gelen tüm teklifleri bekletme kararı aldı. Atilla Zalai'nin satışını Euro 2020'den sonra gerçekleştirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, Macar futbolcunun transferinden minimum 25 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Fenerbahçe'de bir diğer bonservis geliri beklenen oyuncu ise Ozan Tufan. Fenerbahçe ve ameli takımdaki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan değer kazanıyor. Ligde daha önce gol ve asist katkısında iki kez çift yakalan 26 yaşındaki Yıldız bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı. Yıldız futbolcu ilk kez 2014-2015 sezonunda Şenol Güneş ile birlikte Bursa Spor'da 3 gol 7 asistle 10 gole katkı verip çift rakamları gördü. Ozan ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivert takımdaki kariyeri iniş çıkışlarla süren milli oyuncu geçen yıl yeniden doğdu. 2018-2019 sezonunda 6 gol atıp 6 asist yaparak ikinci kez çift taneyi gören Ozan bu sezon ise 5 gol 8 asistle daha önceki istatistiklerini geride bıraktı. Son iki sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli futbolcu 2019'da 2 milyon euroluk piyasa değerini şu an 10 milyon euroya çıkardı. Bu rakamın Euro 2020 sonrası yükselmesi bekleniyor.